Benim gördüğüm kadarıyla Karabağ zaferi sonrasında şey Ermenistan tarafında bir Türkiye ile normalleşme e, şeyi var, eğilimi, e, girişimi var. Ama zannediyorum Türkiye'nin bu konuda bir şey var. E, tasarrufun var diyeyim. E, bir takım çekinceleri var. Şöyle söyleyeyim. Biz prensipte Ermenistan'la normalleşme normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992 yılında bizim Ermenistan'la ilişk, diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kapatmamızın temel sebebi Karabağ'ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan'la normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde hala çözülmesi gereken bazı konular var. Bir, bir anlaşma yok. Şimdi bildiğiniz gibi bir ateşkes imzalandı ama barış anlaşması yok. henüz yapılmadı. Bu barış anlaşmasının yapılması gerekiyor. Bu hem Ermenistan için hem Azerbaycan hem Kafkaslar hem bizim için gerekli bir şey. Bunun şartları tabii konuşulacak, olgunlaşacak, iki taraf buna onay, onay verecek. Bu süreç şu anda devam ediyor. Ama şu anda bir sonraki önemli aşama bu süreçte bu anlaşmanın yapılmasıdır. Bunu umarım en kısa zamanda taraflar bir araya gelirler. Yani bu BM çatısı altında olur, Minsk süreci çerçeve çatısı altında olur, bölgesel başka aktörlerin devreye girmesiyle olur. Bu kısmı çok önemli değil. Yeter ki Azerbaycan'ın da onay vereceği, Ermenistan'ın da kabul edeceği bir anlaşmanın ortaya çıkması ve artık bu meselenin tamamen çözülerek bir kenara konması. Ama sanki Ermenistan tarafı böyle bir anlaşmaya çok da yanaşmıyor gibi. Şimdi böyle bir şey var. Kendi içlerinde de tabii şunu da görmek lazım. Ermenistan sadece bir Ermenistan devletinden değil. ibaret değil. Bir, çok büyük bir diaspora var. Onların kurduğu bir baskı var. Ee, belki birilerinin yaptığı başka manipülasyonlar var. Başka bir sürü unsurlar var. Fakat e, bu anlaşma Ermenistan'ın da lehine olur. Evet. Kafkaslar'da tam bir barış ve istikrarın sağlanması ve en önemlisi de Ermenistan'ın bu refah ortamından istifade etmesini sağlayacak bir adım olur. Şimdi bakın Ermenistan fakir bir ülke. Halbuki iki tarafında bir yanda Azerbaycan, bir yanda Türkiye ekonomileri var ve bunlardan çok daha fazla pay alabilir, istifade edebilir. Kendi vatandaşların yani 2,5-3 milyon insanı hayat standardını çok daha hızlı bir şekilde yükseltebilir. Biz buna asla olumsuz bakmadık. Çünkü bizim Ermenistan halkıyla bir sorunumuz yok. Ermenilerle bir sorunumuz yok. Bizim kendi Ermeni vatandaşlarımız var. Onlarla çok iyi ilişkilerimiz var. Ama bu işgalin sona ermesi gerekiyordu. Şimdi sona erdi. Barış anlaşması da yapılırsa bu bölgesel istikrara çok ciddi bir katkı sağlar. Teknik olarak tabii çözülmesi gereken başka konular var. İşte mayın haritaları var. İşte o da orada yapılması bazı yerleşim birimleriyle ilgili hala çözülmemiş konular var. Esir mübadelesi vesaire gibi bazı konular var. Bunlar eğer doğru bir çerçeveye oturtulur. Güçlü de bir arkasına siyasi irade konursa çözülmeyecek konular değil. Bunlar çözülebilir. Şimdi Ermenistan'la normalleşme meselesinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın da son derece olumlu açıklamaları oldu. Ermenistan tarafından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu yönde olumlu açıklamaları oldu. Bu iyi bir şey de seyre diyor. Yani biz bunu destekliyoruz. Buna bir herhangi bir itirazımız yok. Ama eş zamanlı olarak Azerbaycan'la da meselelerini çözerek bu yolu kat edersek bu hepimizi rahatlatır. Türkiye'nin kırmızı çizgisi Azerbaycan. Yani bu noktada Azerbaycan'ın mutlu olmadığı bir sürecin içerisinde Türkiye... E tabii çünkü yok. O barış anlaşması bütün bölgeye barış tabii. istikrar getirecek. Kalıcı hale getirecek. Bu sağlanmadan bizim veya bir başka aktörün bir adım atması süreci olumsuz etkileyebilir. Ama dediğim gibi prensipte de, bu gidişat da aslında iyi. Yani bir yıl önce, iki yıl önce bize denseydi ki ya Karabağ işgali sona erecek, şartlar buraya gelecek, Türkiye Ermenistan'la normalleşme yoluna girecek, Azerbaycan bu süreci destekleyecek, biz hepimiz herhalde hayal görüyorsunuz derdik. Ama hamdolsun bakın bugün çok, bugün çok iyi bir noktaya gelindi. Evet. Sayın Aliyev de bunu mütadit kereler ifade etti. Yani Türkiye'nin bu yönde normalleşme önünde atacağı adımlar bu anlaşmayla birlikte düşünüldüğü zaman Azerbaycan'ın da destekleyeceği bir adım olacaktır. Dolayısıyla bu olumlu karşılıklı mesajların verilmesi son derece iyi, gerilimin bu şekilde düşmesi son derece iyi. Ama dediğim gibi en kısa zamanda bu barış anlaşması da imzalanırsa ve bu mayın May haritaları, bazı yerleşim birimleriyle ilgili konular, esir mübadelesi gibi bazı teknik konularda çözülürse, bu bizim işimizi de çok rahatlatır, süreci hızlandırır. Nasıl yani 92'den önce normal ilişkilerimiz var idiyse, bundan sonra da normal bir şekilde olur. Ve dediğim gibi bundan en fazla Ermenistan istifade eder. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları istifade eder. Yani bizim de Ermeni vatandaşlarımız çok uzun bir tarihimiz var, 700 yıllık bir ortak tarihimiz var. Yani Ermenilerle ve bu topraklarda hala Ermeniler bizim toplumumuzun çok önemli unsurları, vatandaşlarımız, yani o kadar çok şey paylaştık ki biz. İstanbul'a gittiğiniz zaman yani tarihi e, mimari eserlerin çok büyük bir bölümünün Balyan ailesi tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani Ortaköy Camii de dahil olmak üzere Dolmabahçe Sarayı dahil olmak üzere ya yani müzikten mimariye yani Udihrant'tan şeye kadar e, o kadar çok bizim şeyimiz var ki ortak değerlerimiz var ki e, ya yani bu bu tarihe de bir aslında e, tabiri caizse bir e, hürmeten yahut onu tekrar hayırla yad etmek ve bugün yaşatmak anlamında da bu normalleşme çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ama bölgedeki, Kafkaslardaki jeopolitik dengelerin doğru oturması açısından da bu son derece önemli. Biz bu süreçte Minsk sürecinin, Minsk yapısının çözüm üretemediğini gördük. Çünkü açıkçası Amerika ve Fransa bu konuda hiçbir zaman tarafsız olmadı. Rusya da tarafsız olmadı. Karabağ zaferi biraz da onları da dengelerini bozdu galiba değil mi? Beklemiyorlardı. Ee, böyle bir hızlı ve... Yani etkinliği... mesele sadece Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasında bir durum oluşturmadı son tarihinde. E, tabii bir anda, bir anda oyunun dinamikleri çok değişti ve kendileri oyun dışında kaldılar. Ama bu onların hatası. Azerbaycan çok sabretti. Ya, 30 yıldır diplomasi dedi, diplomasi dedi, çözüm dedi, bir sürü teklifler getirdi, görüşmeler yapıldı. Hatta hatırlarsanız 2010 senesinde Zürih protokolleri yapıldığında biz de hazırdık ona. Yani o zaman da bu 7 reyondan Ermeni, Ermenistan çekilecek. Yani bu çatışma vesaire olmadan aslında Karabağ toprakları Azerbaycan'a iade edilecek. Ve biz de onun, onun bir devamı olarak, o anlaşmanın bir parçası olarak Ermenistan'la normalleştirecektik ilişkileri. Sınır kapılarını açacaktık. Ama o zaman ne oldu? Zannediyorum Sarkisyan da o zaman Ermenistan Cumhurbaşkanı evet. o müzakerelere katıldı. Zürih'te bunlar yapıldı. Dışişleri Bakanları bunu imzaladılar, ilan ettiler. Ama ondan sonra Sarkisyan Ermenistan'a gitti. Ben bu anlaşmayı meclisimden geçiremem, bunu kabul ettiremem, üzerimde büyük baskı var vesaire dedi. Beni Ve nitekim onların Anayasa Mahkemesi de bu anlaşma ve soykırım iddialarıyla ilgili çünkü o da şeyin bir parçasıydı, anlaşmanın bir parçasıydı. bağlayıcı bir karar verdikten sonra o süreç tamamen akamete uğradı. Yani demek ki bir 10 10 sene daha beklemek gerekiyormuş. Keşke beklemeseydik <laughs> ama netice itibariyle hamdolsun çok güzel bir başarı elde edildi. Şimdi yapılması gereken bunun üzerine yeni başarılar bina etmek.